algı yanılmalarından bahsedelim. Algı yanılmaları ikiye ayrılır. Birincisi ilüzyon, ikincisi de halüsinasyon. İlüzyon da kendi içinde ikiye ayrılır. Fiziksel ilüzyon, psikolojik ilüzyon. Şimdi bunlar ne demek bakalım. İlüzyon bir uyarıcının çeşitli sebeplerden dolayı olduğundan farklı algılanması demektir. Fiziksel ilizyon, uyarıcının kendi özelliklerinden ya da fiziksel çevreden kaynaklı olarak uyarıcının farklı algılanmasıdır. Mesela sihirbazların yaptığı şey, ilizyonistlerin yaptığı şey tamamen fiziksel bir ilizyondur. Ee, nesnenin ya da ışığın ya da çevrenin özelliklerinden faydalanarak bize nesneyi olduğundan daha farklı gösterirler. Psikolojik ilizyonda ise... Bireyin tamamen kendi psikolojik durumundan kaynaklı olarak uyarıcıyı olduğundan farklı algılaması durumudur. Eğer kabus gördüysek mesela uyandıysak işte atıyorum karşımızdaki ağacı bir canavar gibi algılıyorsak eğer bu bir psikolojik ilizyondur. Bunun ikisinin arasındaki fark şudur ki fiziksel ilizyon nesneden kaynaklandığı için herkeste aynı yanılgıya sebep olur. Psikolojik ilizyonsa tamamen bireyin kendi iç dünyasıyla alakalı olduğu için bireye özgüdür halüsinasyonsa diğer adı sanrı yani sanmaktan gelir esasında. Gerçekte ortada hiçbir uyarıcı yoktur ama kişi varmış gibi algılar. Biraz hastalıklı bir durumdur. Genellikle zaten ateşli hastalıklarda ya da işte kabus sırasında ya da ciddi akıl hastalıklarında yaşanır halüsinasyon. Dolayısıyla halüsinasyonla ilüzyon arasındaki en önemli farklılık şudur ki, ilüzyonda mutlaka nesnel bir uyarıcı vardır ama halüsinasyonda yoktur. Sadece sanarız. <laughs>